mevcut sosyal yardımları keseceğimizi, vermeyeceğimizi ifade ediyor. Ama biz ne diyoruz? Biz sosyal yardımları devam ettireceğimiz gibi yine yenilerini daha güçlü bir şekilde, sürdürülebilir, kalıcı bir şekilde tüm İstanbullularla paylaşacağız. Ve burada önemli olan şu, sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını kalıcı politikalarla gidereceğiz. Ve bu şehirde yaşanan aslında tüm eşitsizliği gidereceğiz. Önemli olan da bu olduğunu düşünüyoruz. Ne şartta olursa olsun hiç kimseyi bu manada geride bırakmayacağız. Kardeşlerim, tabii İstanbul'un en büyük ve güçlü kadınları, aileleri ve bu manada işte ailelerimizi koruyacağımız, kadınlarımızı, gençlerimizi düşüneceğimiz bir İstanbul hayal ediyoruz. İşte bu yüzden biz de ailenin ve kadınların İstanbul'u diyeceğiz. Kadınlar arasında bugünkü o kibirli belediye başkanının yaptığı gibi ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak yarı zamanlı belediye başkanına yakışır. Bizim anlayışımızda kadınlarımız asla ayrıştırılamaz. Çünkü bu vatanın her bir kadını bizim için kutsaldır, değerlidir. Bu şehrin kadınları güçlü olacak. Yatırım ve istihdama katkı sunmalarının önünü açacağız ve 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek İstanbul'u büyütecek kadınlarımızı destekleyeceğiz. Belediyelerimizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle arttıracağız. Ve işlerini büyütmek istediklerinde pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi onlara vereceğiz ve ürettikleri el emekleriyle, o alın teriyle çalıştıkları, çabaladıkları ürünlerini alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazançlarını arttıracağız. Ve İstanbul'da çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara yine yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi, yavruları yanlarında olsun ve bu manada işte toplu taşımadan ücretsiz bir şekilde faydalansın istiyoruz. İşte buna ilişkin de bir filmimiz var. Buyurun, hep beraber izleyelim. Merhaba Elifciğim. Bugün Murat Kurum'un Eşsiz İstanbul lansmanı var. Ben de oraya gideceğim. Kaan'cığım, ben gelene kadar sizde kalabilir mi? Vallahi Ayşe'cim, ben de dışarı çıkacağım birazdan. Yoksa biliyorsun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sesin olmuyor mu? Ha, geliyormuş, tamam. Murat Bey, ben Ayşe Turan.
İstanbul'da yaşayan 37 yaşında bir anneyim. Bu şehirde hem anne olmak hem de kadın olmak gerçekten çok zor. Sizden tüm kadınların ve tüm annelerin adına gönlümüzce yaşayacağımız eşsiz bir İstanbul bekliyorum. Kalbim sizinle. Başarılar diliyorum. Evet, işte aslında birçok annemizin bugün İstanbul'da yaşadığı bir sorun. Maalesef bu güzel yavrularımızı bazen işleri olduğu zaman, belki hastaneye gidecek, belki alışveriş yapacağı zaman komşusuna bırakmak veya akrabasına bırakmak istediğinde de belki böyle tablolarla karşılaşıyorlar. Tabii İstanbul hepimizin, biz İstanbul'un eşsizliğini çok daha arttırmak ve burada yaşayan her bir kardeşimizin birbirine sımsıkı sarıldığı ve o sevginin her geçen gün daha da arttığı bir İstanbul hayali ve bu hayal çerçevesinde işte 964 mahallemizde bir bölümü de 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşlerimizi armağan et. Birbirimize destek olacağız. Kreşlerimizin dışında tabii ki şehrin en önemli yerlerinde işte ailelerimiz çocuklarını bıraktığında Emin Eller duraklarında da orada 7/24 hizmet veren Büyükşehir Belediye'mizin kreşlerinde biz çocuklarımıza bakacağız. Onlarla ilgileneceğiz ve onlara çok daha güzel bir gelecek sunabilmek için oradaki çocuk atölyelerinde ve işte eğitim alanlarında yavrularımızla birlikte kaliteli zamanı, o sevgiyi, o oradaki İstanbul adına birlikteliği inşallah çok daha güçlü kılacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Merak başkanım, etmeyin. Çok sağ olun. 31 Mart akşamı inşallah bu çile son bulacak. Kalbimi sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çünkü kıymetli misafirler, emin olun İstanbul'un anneleri her hizmetin en güzeline layık. Ve onlar için biz çalışacağız, çabalayacağız ve yapılması gereken tüm hizmetleri burada yaşayan tüm İstanbullularımıza hızlı bir şekilde yapıp onların mutluluğuna ortak olabilme anlayışıyla da gece gündüz çalışacağız. Tabii büyükşehir aracılığıyla istihdam edeceğimiz projelerimizde tecrübeli ekiplerle güvenilir bakıcı ve yine yardıma ihtiyaç duyan on binlerce vatandaşımızın yanında olacağız. Kadınlara özel kıraathanelerle, yine eşsiz kütüphane ve ikram hizmetleriyle bu mekanlarda kendilerine özel toplantı ve programlar icra edebilecekler. İstanbul'un kadınlarını asla yalnız yolda bırakmayacağız. Onlarla birlikte yürüyeceğiz. Çünkü Murat Kurum daima yanlarında duracak. Onların kardeşi olacak. Onların başkanı olacak. Ve birilerinin yaptığı gibi biz İstanbulluları, kadınlarımızı ayrıştırmayacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm İstanbullularla birlikte geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Kıymetli İstanbullular, bir milleti millet yapan aslında iyi yetişmiş işte mutlu gençliğidir, çocuklarıdır. İşte bu yüzden biz bu anlamda yavrularımızın mutlu bir çocukluk dönemi geçirmeleri için çok güzel projeler hazırladık. Göreceksiniz bu şehrin çocuklarının yine umutla, mutlu bir şekilde geleceğe baktığını ve çocukların İstanbul'un da huzurlu bir şekilde yaşadığına şahitlik edeceğiz. Göreve gelir gelmez şu anda 6 yaşa kadar olan ücretsiz ulaşım hizmetlerini değiştiriyoruz. Artık ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de toplu taşımada herhangi bir ücret alınmayacak.
İlkokul çağındaki çocuklarımıza da öyle plansız, programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. Bu da çok önemli. Her gün, inanın, gittiğim her ilçede, her mahallede yüzlerce annemizle dertleşiyorum ve okullarımızın temizlik ve güvenlik sorunlarından dolayı çok dertliler. Büyükşehir burada da çocuklarımızın yanında olacak, ailelerimizin yanında olacak ve okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız.